Herkese merhabalar. Volkan Demirkuşak ben. Continental'in sunduğu otomotiv gündeminde bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Honda Türkiye Satış Müdürü ve Kurumsal İletişimin başındaki daha önce de konuk ettiğim arkadaşım, dostum Serdar Akman konuğum. Serdar hoş geldin. Merhaba Volkan, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın? Çok iyiyim. Arka fonun çok güzelmiş. Evet, bir CBR 1000RR. Programdan önce de sana söylemiştim. Bir de program içerisinde söyleyeyim dedim. Motosiklet sezonu geldi mi? Bu arada motosikletle başlayalım. Hadi değişiklik olsun. Başlayalım. Motosiklet sezonu geç başladı. Geç mi kaldık yoksa? Başladı. Şu an tam ortalarındayız. Ama hala talepler de devam ediyor. Çünkü mevsimler de biliyorsun biraz sarktı. Eskiden Ekim ayı daha işte yağmur falan geçerken şu an çok iyi. Hatta motosiklet kullanmaya çok uygun tarihler olabiliyor. Dolayısıyla hala motosiklet için, alım için çok iyi bir dönem. Bu zaten böyle Mart gibi başlar. Eskiden Şubat ayında fuarlar olurdu. Doğru. Bu sene yapamadık. Onunla birlikte siparişler başlar. Mart, Nisan teslimatlar başlar. Haziran'a kadar devam eder. Bu sene de gayet güzel gitti. Bir de zaten talebin de yoğunlaştığını görebiliyoruz. Özellikle bu pandemiden dolayı talepler de arttı. Çünkü kişisel kullanımda özellikle bir de bu mesafe dediğimiz koruma yöntemi de olunca motosiklet kullanımı da arttı aslında. Bir de bence motosiklet kültürü de arttı. Yani belki pandeminin haricinde de motosiklet kültürünün sayısının arttığını görüyorum. Etrafındaki pek çok insan böyle, hani herkes bunu diyordu, özgürleşiyorum, öyle oluyorum, böyle oluyorum, ama bunun haricinde bayağı yurt dışında gördüğümüz gibi gerçek bir vasıta olarak trafikte çok daha fazla görmeye başladım. Çok Evet. Daha dikkatli sürücüler görmeye başladım. Tabii ki saçma sapan otomobil kullanan veya motosikleti her yere sokmaya çalışan arkadaşlar maalesef var, ama bilmiyorum, ben otomobil kullanan ama motosikletlere saygı gösteren biri olarak daha iyi bir motosiklet kitlesine doğru gittiğimizi düşünüyorum. Sen ne dersin? Katılıyorum. Özellikle mesela İstanbul için hep böyle işte çok tehlikeli bir trafik diye bahsediyoruz, ama bence İstanbul diğer şehirlerde de, çünkü ben hani motosiklet kullanıyorum, İstanbul'u daha güvenli görüyorum. Ya İstanbul'da daha, en azından kural var canım. Evet, daha alışık olduğumuz bir trafik düzeni belki, ama onun dışında ne olursa olsun biraz daha o tehlikeli hareketlerin artık azaldığı bir döneme girdik gibi gözüküyor. Eskisi gibi sokaklarda böyle çok fazla işte yarışan araçlar falan çok görmüyoruz en azından. Doğru. Saatlerinde. Mutlaka böyle bir makaslar yapanlar görürüz. İşte bir bakıyoruz 34 dışı bir trafik şey var, plaka var. Dolayısıyla daha düzenli bir trafik olduğu için daha güvenli gibi geliyor bana. Diğer şehirlere gittiğimiz zaman oradaki alışkanlıklar biraz daha farklı. Özellikle ben de lafına ilave edeyim. Yani kırmızı ışık tarafında İstanbul dışında genelde şehirlerde çok uyulduğuna şahit değilim. Özellikle güney tarafında sanki öyle ışık yokmuş da hani araba varsa geçi yoksa geçme gibi bir sistem kullanılıyor Evet. bazı yerlerde. Ama atıyorum geçen hafta bir iş seyahati için Hyundai Bayon lansmanı için Çanakkale'ye gittim. Orada da Dubai gibi dakikada bir radar sistemi, dakikada bir ışık vardı. Yani Türkiye'nin ili iline uymuyor. O açıdan haklısın. Bence İstanbul kurallar anlamında en uygun, yani en azından kuralların en çok uygulandığı yerlerden bir tanesi. Peki sana bir soru. Motosiklette sence bu senede otomobilde yaşanan o yoğun ilgi talebi biraz bozdu mu? Yani arz talep dengesini bozdu mu? Öyle bir şey var mı? Bulunamazlık sorunu var mı? Var, var. Birincisi tabii şimdi iki kategoriye ayırırsak bir scooter tarafı var. Burada ağırlıklı bu teslimat yapan firmaların yoğun bir talebi var. Çünkü hepsi ayrı ayrı firmalar altında birçok bu tür servis noktası kuruldu. Bir kere bu talebi çok arttırdı scooter'da. Ama bunun yanında da bu big bike dediğimiz hobi motorlarının da talebinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani şu an bizim bazı motorlarımızın hala Ağustos ayına sıra yazan, yani oradaki Ağustos ayındaki teslimatları bekleyen müşterilerimiz var. Belirli kategorilerde. Otomotiv tarafı da biliyorsun belli bir sıkıntıyı bayağı bir çekmişti. Herhalde otomotiv tarafına biraz motosikletten geçince şu anda öyle bir bulunamamazlık sıkıntısı veya inanılmaz bir talep gibi bir şey söz konusu mu? Yoksa biraz normalleşti mi? Biraz dengeye oturduk gibi gözüküyor. Zaten Türkiye'nin belli bir potansiyeli var. O potansiyeli şu an yaşıyoruz. Belirli tabii dönemlerde arzda sıkıntılar şöyle olabiliyor. İşte çiple ilgili bir sıkıntılar vardı.
Orada üretimde bazı kısıtlamalar oldu. Ama belirli bir şu an talebin standarda oturduğunu görebiliriz. Yani en azından artık ay sonu tahminlerini daha kolay yapabiliyoruz. Biraz daha yıl sonuna doğru bunun artacağını tabii ki öngörüyoruz. Yeter ki kurlar bu şekilde devam etsin. Böyle ekstra bir durum yaşamayalım. Muhtemelen yıl sonunda güzel adetlerle kapatacağız gibi gözüküyor. Güzel adetten kastım mesela nasıl bir pazar görmeye karar verdiniz? Yani 700 bin konuşan var, 750'ler var, pozitif olan 800 binlerden bahseden markalar var. Siz nasıl yorumluyorsunuz yani onda Türkiye'de? Biraz daha pozitif taraftayız. Çünkü hani ben sadece binek otomobil parkımız binek otomobil olduğu için sadece binek otomobil pazarından konuşacak olursak 600-650 bin gibi bir pazar öngörüyoruz. İşte o da 750-800 lira dayanan bir toplam pazara denk geliyor. Bu ay ODD'nin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin vermiş olduğu rakamlara da baktım. 14.275 totalde gözüküyor yanılmıyorsam değil mi sizin Ocak-Haziran dönemindeki evet, satışınız? Evet. Ki yani aslında 12.786 da yerliymiş. Yani çok ciddi bir rakam. Doğru. Yani bu yerlilik şeylerinden bahsediyoruz. Aslında tabii önemli olan orada Civic yine amiral gemisi. Evet. %90 gibi Civic satışımız var. Civic bu sene özellikle bu kasada da çok fazla talep gördü. Yani şöyle ben hala aracı gördüğüm zaman bir Honda fanatiği olmanın yanında hani dönüp dönüp bakarım ya ne kadar güzel oldu bu kasa diye. Yenisini de yani görsellerinin yanında kendisini de gördük. Şu an şirkette de bir tane var. Yakından inceliyoruz. O da çok güzel bir otomobil. Ama bunun böyle yeri bir ayrı gibi. Yani bizi çok da başarıya koşturan bir model olduğu için çok sürekli aklımızda kalacak bir model yenisiyle olacak. İlgili bari söylemişken müjdeleri de var. Yani planları, projeksiyonları. Türkiye'de insanlar onu ne zaman görecekler? Yıl sonuna doğru yeni Civic gelecek. Kasım ayının başları gibi. Dolayısıyla öncesinde de ama bazı yeni modeller gelecek. Onların da müjdesini verebiliriz tabii ki buradan. Tabii aslında bir yandan yeniliklerden bahsedelim. Evet, Civic hakikaten çok önemli. Yani bir yandan senin söylediğin gibi Honda markası açısından önemli. Honda tutkunları açısından önemli. Honda'ya gönül verenler açısından da bir de sizin satış kanalınız açısından da çok kuvvetli. Yani insanların herhalde almak istediği önemli otomobillerden bir tanesi. Evet. Ne tür yenilikler var yenisinde? Yani ben bildiğim ama dinleyenlerin bilmediğini düşünerek bazılarını ya da kaçırdığını yani düşünerek söylüyorum. Dizayn olarak baktığımız zaman şimdi bu çok sportif bir modeldi. Şu anki sattığımız çok sportif bir model. Biraz daha ağır başlılığa doğru gidiyor kasa yapısı olarak. İç hacimde farklılıklar biraz daha böyle sadeleşmiş bir tasarım var. Bunun yanında da işte pasif ve aktif güvenlik sistemlerinde gelişmeler var. Yani artık böyle standarta oturmuş işte şerit takip sistemleri, çarpışmayı hafifletici hatta önleyici sistemler devam ediyor. Bir de bizim hani her modelimizde de aslında hep üst donanımlar üzerinden gidiyoruz. Ve dolayısıyla hani şimdiki modelde de kullandığımız o LED farlar, büyük ekranlar, işte sunrooflar vesaire hepsi de yeni modelde de mevcut. Alt modelden itibaren aslında geliyor. Biraz daha donanım seviyesini kademeli olarak yukarıya çıkartıyoruz da diyebiliriz. Bir yandan da Türkiye'de ÖTV matrahı yüzünden de donanımların aşağı geldiğini düşünüyorum. Onu da görüyoruz. Yani her marka maalesef bir şeylerden feragat etmek zorunda kalıyor uygun fiyatı satmak için. Doğru. Yani burada bir tezat var aslında. Burada feragat eden hem markalar hem maalesef ki vatandaş. Tabii. Yani, asıl kaybeden vatandaş oluyor. Yani uygun fiyat otomobile binemiyor maalesef. Evet. Yani çünkü şöyle, yani sen de çok iyi biliyorsun, otomobil fiyatlandırmasında şu an vergi sisteminden dolayı belli bir 130 bin matrağa kadar %50 ÖTV var. Sonrasında %80 ÖTV var. Bu da demek oluyor ki işte 231.700 ile 277.000 fiyat aralığında hiçbir otomobil yok. Yani biraz dolarında 50 bin liralık bir boşluk var arada. Evet, bir sunroof ekliyorsun 46 bin lira artıyor. Aslında üretici belki orada 7 bin lira arttırıyor, 5 bin lira arttırıyor ama otomatikman 46, 47, 50 bin lira birden fiyat artı veriyor. Bu da sizin işte sunrooftan, işte iki bölgeli klimadan gibi konforunuzu arttıracak. Ya aslında Serdar bir yandan da şunu söylemek lazım. Yani söylediğimiz şeyler aslında ütopik, lüks şeyler de değil yani böyle. Dolayısıyla bir
Trafik güvenliği açısından önemli şeylerden feragat etmemek lazım. İki, basit ufak konfor ögelerinden feragat etmemek lazım. Bu arada programımızı dinleyen, podcast'ten dinleyen dinleyicilerimiz YouTube'dan da bizi izleyebilirler. Hatta bence eğer vakitleri varsa geçen hafta yayınlamış olduğum ve Renault'un CEO'su Berk Çağdaş'ın yine ÖTV ile ilgili yorumlarını yaptığı programa da bir göz atarlarsa çok da bence kıymetli, güzel yorumlar yaptı. Tıpkı senin söylediğin gibi yani 2000 Türk lirası fark için insanların cebinden çıkan 45-50 bin liraya hakikaten yazık. Yani bu matrahların da bir şekilde güncellenmesi veyahut ÖTV sisteminin artık normalleşmesi gerekmez mi diyoruz. Çünkü ucuz otomobile binmek otomobil sevenler için hayal noktasına geldi. Bir şey daha ekleyeyim. Otomobil artık lüks değil ki. Yani ben biliyorsun saat dergisi de çıkartıyorum. Tekne dergisi de çıkartıyorum. Hepsinin ütopik paraları var. Bu arada yani bunları söylüyor olmak oraya vergi koyun otomotive koymayın gibi bir şey değil. Yani her şeyi ters anlamayın. Bu arada eğer böyle benim sözümden de vergiyi arttıracaksanız keşke otomobilin vergisini düşürseniz. Yani bunu da söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Aman Volkan bizi yaktın ettin demeyin. Yani otomobil evet. Gibi işten eve evden işe gideceğin bir taşıt ve tekne yatla kıyaslamak birazcık da hani izana sığmaz gibi geliyor. Hadi bakalım. Evet ya orada biraz tabii belki cari açığı dengelemek maksadıyla şüphesiz biraz vergilerin artması var. Ve tabii ki otomobil çok kaydı birebir olan bir ticaret olduğu için devletimiz için ciddi bir gelir kaynağı aslında yani vergi gelir kaynağı. Yani bugün otomotiv sektörü çok doğru rakamlarla çalışan bir sektör. Bütün şartlar doğru gittiği zaman. Yani yılın başında vermiş olduğumuz tahminleri yılın sonunda tutturuyoruz zaten genelde. Hmm. Öyle olunca da işte ODD hepimizden tahminleri topluyor. Eğer diyorsak ki 650 bin pazar öngörüyoruz. Bu çok böyle eğer dediğim gibi şartlar normal şartlar devam ederse 650 bin pazara geliyoruz. Bu da demek oluyor ki yılın başında çok öngörülebilir bir vergi geliri var. Yani çok doğru bir hesaplamayla devlet kademesinde de çok kolay bir gelir hesabı yapılabilir. Bu çok çok önemli bir şey. Siz eminim de Honda Türkiye olarak yani ya da belki yapıyorsunuzdur, belki de ben farazi konuşuyorum. Yani şöyle olsa şöyle olur, böyle olsa böyle olur gibi böyle senaryolarınız var mı? Tabii söylemek istersen. Yani şu her ÖTV şu kadar olsaydı çok daha fazla satılır, bu şüphe yok da. Yani böyle senaryolar yapıyor musunuz? Şimdi bu şartlarda aslında bu senaryo sayısı çok arttı. Ya çünkü dediğim gibi işte yeni Civic gelecek, ondan sonra yeni City gelecek, Accord gelecek bu yıl. Dolayısıyla bunların bütün ürün planlamalarını, fiyatlandırmalarını çalışırken senaryoların hepsini ortaya koymak zorundasın. Bu da maalesef bizi çok zorluyor. Çok karmaşık senaryolar içine giriyoruz. Yani işte matrah buraya çıkarsa, ya o kadar aslında bazen zorlanıyoruz ki. Bulmaca çünkü, gibi. Evet, yani donanım seviyesini ayarlaman gerekiyor. Donanım seviyesinde matrah artarsa işte o orta paketi de getirirsek aslında iyi bir fiyatlandırmayla getiririz ama eğer işte 130'dan 150'ye çıkarsa böyle yaparız. Yok 150 olmaz, 145'te kalırsa böyle olur, 160 olursa böyle olur. Yani parametresi çok fazla senaryolar çıkartıyoruz. Aklımıza en çok yatan üzerinden gidiyoruz. En güvenli olanından gitmeye çalışıyoruz. Var mı peki yani sence Honda Türkiye olarak uzun vadede veya yakın vadede veya kısa vadede ÖTV'nin pozitif anlamda düzelme veya iyileşme şansı var mı? Ben yakın planda yani şöyle son birkaç ÖTV değişikliği Eylül-Ekim aylarında oldu. ÖTV değişikliği düzeltiyorum. Matrah değişikliği. Matrah güncelleme. Matrah değişikliği. O bir önceki matrah değişikliğiyle birlikte aslında ÖTV oranlarında da değişiklik oldu. İşte 60-80'e çıktı vesaire. Orada elektriklilerde çok bir yükseliş oldu. Nasıl çok pardon? Elektriklilerde bir yükseliş oldu. Elektriklilerde arada bir yükseliş. %60'a çıkan yeni bir barem yaratıldı. Evet. Dolayısıyla ben hani yakın zamanda ÖTV sistemiyle ilgili bir beklentim açıkçası yok ama ÖTV matrahıyla ilgili bir güncelleme gelebilir. Matrahın güncellenmesiyle birlikte belki oranlarda bir değişiklik olabilir. İşte yine işte 50-60 olur da 80-70'e düşer ya da 50-40'a düşer vesaire gibi. Bu tür değişiklikler olabilir ama bu komple bir yeni sistem gerektiriyor aslında şu anki ÖTV regülasyonları. Bunun gerçekleşmesi de çok kolay değil ama çok ciddi bir şekilde
tüm paydaşlarla oturularak yapılması gereken, yani sadece devletteki ilgili kurumların yapmış olduğu çalışmalarla değil, işte aynı paralellikte ODD, ODD'nin bütün alt kırılımları, OSD, bütün o paydaşların bir araya gelerek, oradaki profesyonellerin bir araya gelerek hazırlaması gereken bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında bir yandan da... Önünde alınması gereken çok parametre var işte. Bir yandan da aslında söylediğinden şunu da anlıyorum. Bir yandan da bu harmoninin hep otomotiv sektöründe, bu harmoninin ya da yekpare vücudun hep eksik olduğunu da bir yandan da söylemlerinden hissettim. Şimdi ÖTV dışında insanları heyecanlandıracak şeyleri de birazcık söyleyeyim sana. Eğlenceli şeylere geçelim. Aynen öyle. Civic şimdi Kasım'da geliyor, sene sonuna doğru geliyor diyorsun. Evet. Ben Accord'da çok heyecanlıyım. Yani en son o Accord'da 2 litre falan hatırlıyorum. Diyorum ya ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel motor. O zamanlar çok 150 beygirdi yanılmıyorsam. Çok hoşuma gidiyordu. 155 beygirdi. Çok güzeldi falan filan. Şimdi onun yenisi geliyor. Merak edenler bunu özlemişlerdir. Belki takvimli biraz bilgiyle anlatırsan. Tabii. Merak edenleri. Şimdi bu gelecek olan Accord son kasanın makyajlanmış hali. Yani öncesi 2,5 yıl yaklaşık zaten Amerika'da ya da Japonya'da diğer ülkelerde satışta. Avrupa'da bir tek bize gelecek bu arada. Keza yine City modeli için de bu geçerli. City modelinde yakın zamanda lansmanını yapacağız. Ben şimdilik son çeyrek diyeyim. Şu an hani son rötuşları yapılıyor. Aslında çok yakın bir zamanda bunu netleştirerek duyurusunu da yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki hafta duyurmuş oluruz diye tahmin ediyorum. Güzel. Geçtiğimiz günlerde seninle en son programda konuştuğumuz ama benim vakitsizlikten kullanamadığım cazı konuşmuştuk. Evet. Bir arkadaşımla da ben de caz var dedim. Bugün dedim test aracı caz var. O da böyle bir aile. Hı-hı. Ya o caza ben sığmam dedi. O da böyle işte. Çok... Dedim ki bu caz senin bildiğin caz gibi değil dedim. Çok enteresan. Yani aslında cazın ismi aynı kalmış. Boyutları tamamen değişmiş ve sana bırakacağım sözü. Son dönemde, sana da bu arada telefonda bunu söyledim ama son dönemde gördüğüm, yani akış ve geçişi anlamında en pürüzsüz hibrit sistemlerinden bir tanesini kullandım. Tüketimi kendimi böyle açıkçası düşürmek için sürekli ayağımı böyle dokundum. Fazla çok bir şey yapmama gerek kalmadan da 100 kilometrelik bir mesafede 3.8, 3.9, 3.7 litrelik tüketim bantlarına çok kolaylıkla ulaştım. Bu evet. Hibrit sistemi de yeni değil sizde, onu biliyorum. Cazı ve yeni gelecek hibritleri senden dinleyelim. Aktarayım. Öncelikle hani geçen sene CR-V hibritle başladık. Geçen sene aslında 2019 CR-V hibritle başladık. Tabii CR-V hibrit 2 litre bir hibrit. Dolayısıyla hani vergilendirmede çok büyük dezavantajları var. Öyle olunca biraz daha yüksek fiyatla geliyor. Satış adetleri tabii ki daha sınırlı kalıyor. Ama bunun yanında Caz sadece hibrit geliyor. Yani cazın, yani CR-V'nin bir benzinli alternatif var ama cazın bir benzinli alternatif yok. Sadece hibrit olarak geliyor. Açıkçası çok da iyi bir sistemle geldi. Güçlü bir elektrik motoru var. Ve biraz önce senin de söylediğin gibi hibrit motor geçişleri, yani motorlar arası geçiş çok pürüzsüz. Ve de elektrikli sürüşe çok yakın bir deneyim sunuyor. Bayağı elektrikli gibi. Evet, yani o şehir içinde özellikle çok böyle elektrikli o sürüş deneyimini hissettiriyor. Biraz ÖTV mağduru olmuş o da, matrah mağduru fiyattan. Herkes onu söylüyor. Tabii insanın yani kafasındaki caz imajı farklı ya. Evet, yani biraz mağduriyet var tabii ki orada. Ama şöyle bir şey de var. Yani şimdi bu otomobilde 3 tane motor var. İşte buna rağmen çok geniş tutulmuş bir iç hacim var. Çok fazla üst donanım var. Yani ki bunların içine işte o güvenlik paketleri dahil. İşte şerit takip sistemi, şeritte koruma sistemi, trafikte seyir halinde otomatik gidebilme, yani normal hiç müdahale etmeden aracın kendi kendine gidebilmeyi sağlayan böyle hafif bir otonom sürüş gibi bir sistem. Çarpışmayı engelleyici sistem vesaire derken çok zengin bir donanım, var araçta. Bir de o %80'lik dilime geçince işte 320 binli fiyatlar aslında... gönlümden geçeni söyleyeyim yani aslında. Bir yandan da kendi ortamı kendim kafayla sonuçlandırayım. Yani bu otomobilin bu alt limitte kalabilmesi lazım ki insanlar da hibrit otomobillere kolaylıkla ulaşabilirsinler, bu konfora alışabilirsinler. Yani hala ben Türkiye'de maalesef dizel taksi görünce ya diyorum arkadaş, yani dünya çoktan hibrite geçti 15-20 yıldır. Burada maalesef niye kullanılamıyor?
İşte ekonomik evet. gerekçeden insanları birazcık mağdur ediyor. Öte taraftan aslında bir de HRV'nin, HRV'nin de hibrite evet. yakın dönemde gelecek. O CRV'nin altına konumlandırılır ama onun da kendine has bir kitlesi var. Doğru. Çünkü HRV yani bizim 1999'dan beri sattığımız bir model. Hatta biraz daha öncesi var. 98 zannedersem ilk giriş yılı. Hatta belki hatırlarsın tek kapılı HRV'ler vardı. Evet. İlk geldiğinde. Kendine bir o zamanki aslında ilk SUV modellerden biriydi. Yani bir o zaman RAV4 vardı. Doğru. Bir de HRV vardı. Yani CRV zaten vardı ama o sınıf için. Kendine bir has müşteri kitlesi yarattı. Şu an bu yenisini de bekleyen çok kişi var. Yenisi işte lansmanı da yapıldı aslında Avrupa'da. İlk gösterimleri yapıldı. Değişik bir dizaynı var. Çok sportif bir SUV. Ve de o da sadece hibrit modelle gelecek. Hibrit motorla gelecek. Onu da 2022 Ocak ayında inşallah işte yani bundan daha önce konuştuğumuzda işte bir sene var, bir buçuk sene var falan derken gelmiş. Hesap 6 ay kaldı. Yani o kadar çabuk geçiyor ki. Gerçekten hızlı geçiyor. Şu anda yani bu programı yaparken İstanbul'un en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. Dolayısıyla bu arada hemen güzel, iyi, çok güzel kendi kendime bir orta yaptım. Programın içerisinde Continental'in bir köşesi de ve her hafta izleyenlerimize, dinleyenlerimize bilgi aktarmaya çalıştım. Bu arada sen de kesin ilave edersin. Çünkü İstanbul'dan güneye doğru bir adeta göç ediş var. İnanılmaz bir trafik var. Dolayısıyla burada bizim de dikkatini çekmek istediğimiz şey de doğru lastik seçimi, lastik basınçlarının iyi ayarlanması olması. Yanlışlıkla ve hatayla şirket aracı kullanıyorsanız ve hala kış lastikte falan çıkıyorsanız aman çok diyeyim. Çok görüyoruz onları. Aman evet. diyeyim. Çok ben de görüyorum. Bazen hayret ediyorum. Yani bazen hakikaten insanlar ne diyeyim? Üşeniyorlar mı? Aman bir şey olmaz. Şeyine mi giriyorlar? Şurada ne kaldı? Kışa mı diyorlar acaba? Bilmiyorum ama yani. İki ay daha idare edebilirsen otele girmeden. Şöyle bir gidip gelsek bir şey olmaz. Bir güneye gidip gelelim ama yani maalesef öyle değil. 7 derecenin altında artık çok anlamsız hale geliyor. Dolayısıyla normal mevsimsel yaz lastiklerini en azından 4 mevsim lastiklerine geçmekte fayda var. Ve en önemlisi de yola çıkmadan önce lastik basınçlarını bir kere de çok basit bir şekilde kontrol etmek mümkün. Çok basit cihazlar da var yani bunu yapamıyorsunuz. Hani diyorlar ya şu kaydırın alın o cihazlardan mutlaka bir tane hiçbir şey yapamıyorsunuz. Alın ya da bir benzin istasyonuna gidin. Kapı içlerinde yazan doğru lastik basıncıyla aracınızı doğru şekilde ve güvenli şekilde yola koyun diye böyle küçük bir dipnotumuz da vermiş olalım. Ben de bir katkıda olayım. Hakikaten çok önemli. Yani sektörün içinde olduğumuz için de sürekli otomobilin üstündeyiz. Sürekli ilgili sektörlerle çalışmalarımız oluyor. Yani lastik basıncının az olması ya da çok olması, aşınmış lastikle yol alıyor olmak. Yani düz yolda gittiğiniz zaman belki bunu hissetmeyebilirsiniz. Ama zaten kazalar ani manevra yapmanız gereken ya da aniden fren yapmanız gereken zamanlarda ortaya çıkıyor. Altınızda iyi bir lastik olması ve de olmaması çok büyük farklar yaratıyor. Hani burada dinleyenlerin tekrardan bizde altın. Yani gerçekten çok hayati bir şey söyledin. Çok doğru. Yani bizde şöyle bir şey var Serdar. Sen de çok iyi biliyorsun. Bizde herkes düz yolda otomobilin gazına sonuna kadar basar. Ben çok gördüm yani kadran fotoğrafları koyanlar, video koyanlar nasıl gitti, nasıl gitti falan. Ama ben hiç mesela 100'den 0'a fren yapan bir insan şeyi görmedim. Yani biz otomobil gazetecileri 100'den 0'a fren yapmanın o boyuna verdiği G kuvvetini veya işte emniyet kemerinin seni sıkmasının ne kadar gergin bir şey olduğunu görüyoruz. Veyahut insanların fren yapmayı bilmediğini görüyoruz. Freni böyle basıp bırakıyorlar. Dolayısıyla evet. O ABS devreye girince Allah ne oluyor? Eyvah ne oluyor? Alttan bir şey oynuyor diyor. Dolayısıyla yani bir bilgi olarak verelim en azından dinleyenler için. Frene basmaktan asla korkmayın. Ve adeta yani tekme atıyor gibi frene basın derler ya. Öyle basmak lazım. Tehlike durumunda zaten ABS sistemi fren yaparken manevra yapabilmenize de imkan verebilsin diye ESP ile desteklenmiş. Evet. Dolayısıyla böyle bir küçük de dipnot bir bilgi verelim. Sizin açınızdan anladığım kadarıyla hem 2021 hem de 2022 iyi geçecek gibi. Şimdi 2021 yılını nasıl kapatacaksınız Serdar? Sene sonuna doğru. 2021 İki tane de yeni model olacak bu arada. Hani onu da söyleyelim bir kere de hatırlatalım. Civic. Yani 4 yeni model diyebiliriz. Çünkü Jazz da yeni. Jazz da var doğru söylüyorsun. Tamamen aradan sonra gelen City ve Accord. Ondan sonra Civic. Ve ondan sonra
Yani HRV'yi de katabiliriz. Çünkü bizde biliyorsun belki hani key takvimi dediğimiz bir şey var. Yıl bizde 1 Nisan'da başlıyor, 31 Mart'ta bitiyor. Aslında bu takvimin içine HRV, HRV de giriyor. Dolayısıyla 5 yeni model diyebiliriz. Hadi 2021 olarak düşünürsek 4 yeni model. Bayağı hareketli. Yani biz hani şu an işte tatil beldelerine gidemiyoruz. Yoğun çalışmaktan dolayı bu modelleri hazırlamak için. Gidenlere iyi tatiller tabii ki. Ama Çok hani dramatik oldu bu sahne. çok hızlı bir şekilde o son 4 aya gireceğiz. Yani bizim için iyi geçecek. Adet olarak da verecek olursak bu sene 30 bin adetleri göreceğiz. Bu da bizim için aslında yeni bir rekor olacak. Bundan önceki rekorumuz 28.600 civardı. 28.621. 30 binle Honda Türkiye Honda tarihinin Türkiye tarihinin rekor senesi olacak. evet, Bu inşallah. da güzel bir bizim için dipnot oldu. Yani hakikaten senin söylediğin önemli bir 4 model ki ben hani yeni gelecekleri söyleyerek 2 demiştim. Çok haklısın. Hatta gelecek sene belki Honda CV'de adaylar arasında görürüz Otomotiv Gazetecileri Derneği'nde. Yani orada aslında bayağı bir Modeliniz var. adaylar arasında koyabileceğimiz modeller olacak. Evet. Tabii yani bu da çok önemli. Çünkü bunu da hatırlatmış olalım. Bu sene de Fiat Egea Cross seçilmişti. Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin yapmış olduğu ödül töreninde gazetecilerin seçimleriyle belirlendi. Land Rover Defender'da yılın en iyi tasarım ödülünü de almıştı. Yani dediğin gibi Honda sevenler, bütün otomobillerini Honda ile değiştirenler gibi böyle takipçilerim, arkadaşlarım var. Hep Honda'yı bekleyenler. Heyecanla ben aslında alakasız ama yani Accord'u biliyor olmama rağmen Accord'u kullanmak istiyorum. Çünkü uzun süredir öyle bir otomobil, yani Accord'u kullanmamıştım ve aklıma yazılan otomobillerden bir tanesi. Ya çok Sen... heybetli. Yani Evet. işte aşağıda şimdi yine var ofisin altında. Gerçekten çok heybet. Yani 5 metreye yakın bir 4.90 zannedersem bir boyut. İçi çok geniş. O yani ben şimdi işte burada objektif çok olamıyor bilirim. Yani her model Ben bana çok kullanınca güzel objektif geliyor. yorumu dinleyicilerimize yaparım. Biraz sabredeceğiz sadece. Yani Evet. hakikaten güçlü bir yıl dediğiniz doğru. Rekabetin de çetin olduğu bir sene belli ki böyle olacak gibi. Doğru. Ben belki yine de kendi kişisel şeyimden hani herkesin bir anda daha pozitif gidebileceği ve belki daha iyi bir tablonun olabileceği bir sene sonunda olabilir diye düşünüyorum. En azından hissiyatım öyle olsun. Çünkü Türkiye sen hep söylüyorsun Türkiye'nin gerçekten potansiyeli çok fazla. Hala bizim konuştuğumuz o hafif ticariyle bineğin birleşimindeki 1 milyonlu rakamlar bile nüfusumuza göre çok az. Otomobil Az, evet. sahip olma oranımız çok düşük. Gelirimiz çok düşük. Ama bak bir dipnot vereceğim. Bir iken not aldım. Bakalım Türkiye'de ne fiyat çıkacak diye. Sen de eğer doğru değilse. Alakasız ama CR-V hibridin Amerika'daki fiyatına baktım gelirken. 25 bin dolar. Bence programı bununla kapatalım. Peki, Çok üzücü değil buradakini mi? Yani 25.350 dolar falan tabii bu yani hasbelkader bir rakamdır ama bu yani 30 bin değildir yani 25.350'dir, 25.700'dür. orada şey olabilir belki, belli bir vergi avantajı da ekleniyordur muhtemelen Amerika'da. Buradaki fiyatımız Fiyatın işte. önemi yok artık. Fiyatı konuşacak bir şey yok. Yani ben şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Standart birim paramızla yani kendi ülkemizin parasıyla 1.000 liradan 25 ayda alınabilecek bir otomobille Türkiye'de bakalım kaç ayda alınabilecek bir otomobil karşısında olacağız. Ümit ediyorum bu ÖTV'ler başımızdan biraz azalarak gider. Kurlar da normalleşir. Biz de güzel otomobillere bineriz diyelim. Serdar ekleyeceğim bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum bir kere. Hani her defasında aslında çok keyif alıyorum böyle Ben sen de sohbet bugün daha etmek. çok uzun konuşmak isterdim de biraz süre kısıtı yaptım. Tabii. Yani şey pandemi vesilesiyle bir de bir araya gelemediğimiz için hani Doğru. konuşacak çok konu var aslında. Bu şekilde böyle bir 25-30 dakikaya sığdırıyoruz. İnşallah ama yüz yüze de gelip Güzel oldu. bu En sohbetleri zamanda de bu yeni lansmanlarda yapacağız inşallah. keyifle otomotiv gazetecileri gerçekten şu anda son dönemde lansmanlara o kadar heyecanla hevesle geliyorlar ki ben de son birkaç tane lansmana katıldığım için söyleyeceğim. Hani hep birlikte olmaktan büyük keyif alacağız. Bu hafta Continental'in sunduğu Volkan Demirkuşak Otomotiv gündeminde Serdar Akman, Honda Türkiye Satış Müdürü ve Kurumsal İletişim Müdürü konuğumdu. Çok güzel konular konuşmaya gayret ettik. Yenilikleri konuştuk. Bence en önemlisi de Honda CV'in, HR-V'nin ve Accord'un Türkiye geliş takvimlerini aldık. Gelecek hafta yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın.